Evliden Mutlu Günler. Bu hafta Yaşamın İçinden programında yine çok renkli ve güzel bir konu ağırlayacağım. Access Bars uygulayıcısı Ayşe Güzel ile Access Bars üzerine keyifli bir sohbet yapacağız. Access Bars biliyorsunuz son zamanlarda çok yaygın bir uygulama. Hayatında sürekli kısır döngü yaşayanlar, neden her şey benim başıma geliyor, bütün olumsuzluklar benim başıma geliyor diyenler için bir dönüşüm aslında. İsterseniz detayları Ayşe Hanım'dan dinleyelim. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nefis hissediyorum Özge'cim. Sen nasılsın? Sağ olun, ben de. Zaten çok güzelsiniz. Çok belli oluyor enerjiniz. Bugün aslında dolabımı açtığımda biliyorsun, hani önceden de biz hep konuşuyoruz seninle. Ben hep enerjiyi takip ediyorum hayatımda. Dolabımı açtım. Bugün bedenim, ruhum neyi giymeyi seçersin? Hani Özge ile sohbet edeceksin. Hı-hı. Ne seni daha mutlu eder, daha keyifli hale getirir dedim. Bugün yeşil rengin enerjisiyle. Bugün buradayım, karşındayım. Çok şıksınız. Çok teşekkürler. O zaman ilk olarak sorayım, klasik bir soru ama Access Bars nedir? Şimdi Access Bars nedir? Böyle ben çok teknik terimler değil, daha böyle hepimizin anlayacağı bir dille anlatmayı seçiyorum bugün. Yani Access Bars, başımızın üzerindeki 32 tane bar noktalarına dokunuşlar yaparak bizim hayatımızda bize hizmet etmeyen duygular, düşünceler, anılar, o olaylara karşı aslında bakış açımızı değiştiren mucizevi bir sistem. Bunun içerisinde araçları ve prosesleri de var. Onları da günlük hayatımızda yaşadığımız birçok olayda kullanabileceğimiz son derece basit, bir çocuğun bile uygulayabileceği nefis bir teknik aslında. Ben çok seviyorum. Hani benim için bile Access'ten öncesi, Access'ten sonrası Ayşe diye ikiye ayırabilirim hayatımı. Evet. Peki neler için uygulanıyor? Birçok konu için uygulanabilir. Korku, endişe, kaygı ya da hani bir şeye adım atamıyorsundur, hareket edemiyorsundur bununla ilgili. Yani yaşadığımız tüm ne varsa, para, aşk, cinsellik, birçok konuda Access Bars'la ilgili çalışma yapabiliyoruz. Yani bir sınırlama yok aslında. Sizi buna ne itti peki? Nasıl tanıştınız bu uygulamayla? Nasıl itti beni? Bir arkadaşım vardı. Ben yine zaten birçok alanda eğitimler almıştım ama daha başka ne olabilir? Böyle hep böyle bir şeyler eksikti. Böyle başka ne yapabilirim diye hep böyle soruyordum kendime. Bir gün bir arkadaşım, aynı zamanda benim yoga hocamdır. Ayşe dedi, ben sana bir Access Bars seansı yapayım dedi. O seansı ilk defa ben orada aldım. Seanstan sonra dedim, wow, ne oldu böyle? Bir o kadar farklı hissetmeye başladım ki, yani bakış açım değişti, olaylara bakmam değil ve bir seansa bile ben bunu yaşadım. Sonra dedim ki ben Access Bars eğitimi almalıyım. Eğitimi aldım, birinci eğitimi. Sonra 4 ay içerisinde ben eğitmen olmalıyım dedim. Ve öyle başladı aslında benim hikayem. Temin demiştiniz öncesi ve sonrası diye hayatımda bir değişiklik yaşandı demiştiniz. Peki öncesinde nasıl biriydiniz, sonrasında nasıl biri oldunuz? Şimdi Access'in aslında temelinde Access diyor ki yargılamayı durdur. Kendini yargılamayı durdur, başkasını yargılamayı durdur diyor. Ve hani benim en çok yaptığım, hani kendimi çok yargılıyormuşum. Yani şöyle diyordum işte, ay bu nasıl olacak ya da ben niye bunu yaşadım ya da ben burada niye böyle yaptım? Bunları ben çok fazla söylüyordum. Ya bunları söylediğinizde ne oluyor? O kendi enerjisel alanını aslında daraltıyorsun. Ben kendimi yargılamayı durdurdum ve daha fazla kendim olmayı seçtim. Çünkü neden biliyor musun? Daha fazla kendin olmayı seçtiğinde, hiçbir tanımlama, sonuçlandırma yapmadığında, başkalarının söylemlerinden etkilenmemeye başladığında işte tam olarak kendin oluyorsun. Tam olarak kendin olduğunda da o frekansın yaydığı titreşimle de daha da muhteşem, güzel şeyleri yaşamaya başlıyorsun. Yani aslında birçok şeyi alıp kabul edebiliyorsun. Peki seanslar nasıl uygulanıyor? Seanslar nasıl oluyor? Yani bir saatle bir buçuk saat arası değişebiliyor. Zaten kişi sizin karşınıza geldiyse hani bu seansı yapmaya gönüllüdür, onay vermiştir. Başında yine 32 tane bar noktalarına işte dokunuşlar yaparak, her barın belli dokunma yerleri var. İşte bir açılış yerimiz var. Orada açılışı yapıyoruz. Enerji çekmeleri. Daha sonra diğer barlarla, sonra kapanış bölümümüz var. Yani aslında her dokunduğum bar, atıyorum para barına dokunduğunda, parayla ilgili orada bir blokajın, bir sıkıntın varsa ona dair bakış açıların değişiyor. Tabii ki seansı yaparken prosesler de çalıştırıyoruz. Bu şekilde devam ediyor seans. Peki o esnada kendimizi nasıl hissediyoruz? Böyle gergin mi, mutlu mu, huzurlu şöyle mu? Özgeciğim, yani birçok mesela danışanımdan da, eğitimlerden de hani gözlemlediğim, herkes de aslında enerji farklı açığa çıkıyor. Gülen var, ağlayan var, uyuyan var. Yani herkese farklı farklı açığa çıkıyor. Mesela geçen Madame Tadya'da yaptığımız bir eğitimde şöyle bir şey olmuştu. Hatta üniversiteden bir öğrenciydi. 10. dakikasında seansın uyumuştu mesela, bildiğin horlamaya başlamıştı. Bir anlamı var mı peki bu uyumanın?
Şöyle aslında bir şifalanmadır. Hani herkese farklı farklı açığa çıkıyor. Yani o şifayı alıyorsun anlamına geliyor. Ama tabii ki uyumasan da ya da hiçbir tepki vermesen de ya da ben hiç bundan bir şey olmaz, hiçbir şey hissetmedim diyenlerde bile çok muazzam etkileri oluyor aslında. Büyük etkileri. Akses bir de soru bırakıyorsun herhalde evrene benim bildiğim kadarıyla. Bu soruda kal ne demek? Şimdi benim en çok sevdiğim, sen bunu söylerken bile o kadar çok heyecanlandım ki. Çünkü Akses bana aslında soru sormayı öğretti. Yani şöyle, mesela bir restoranta bile gittiğinde, gittin oturdun orada hani yemek yiyeceksin. Ne yiyeceğini garsona söylemezsin, akşama kadar beklersin orada. Yani aslında soru sormak talep ediyorsun. Bir kanca atıyorsun aslında o yapman gereken o olay her neyse. Bir soru sorduğunda ne oluyor biliyor musun? Bir sürü sonsuz olasılıkları kendine o alanı açmış oluyorsun. Soruyu sordun, sonra o olasılıkların içerisinde seçim yapma hakkını buluyorsun. O seçimini yapıyorsun, sonrasında o seçimin sana geldiğinde alıp kabul ediyorsun. Alıp kabul ettikten sonra da şükür etme enerjisiyle devam edebilir. O yüzden hani soruyu sor ve bırak diyoruz ya, biz nasıl bırakacağız? Yani bir tane örnek vereyim istersen. Mesela ben işte bu aksesi öğrendikten sonra çok fazla olumlama da yapmıyorum. Yani mesela şöyle düşün, işte zenginlikle ilgili bir olumlama yapacaksın. İşte ben zenginim, ben zenginim diye böyle bilinçaltına kodlamalar gönderiyorsun. Ama orada bir blokajın varsa bilinç direkt şöyle, bilinçaltı şöyle, hayır değilsin, zengin değilsin diyor. Ama bunu şöyle sorarsak, ben zengin olmayı seçiyorum. Bunun için neler mümkün? Bunun için ben ve bedenim hangi enerji alan, bilinç ve farkındalıkla seçim olabiliriz? Şimdi böyle bir soru sorduğunda hiçbir bilinçaltı buna direnç göstermez. Çünkü orada bir soru var, alan açıyor aslında sana. Hı hı. Yani o yüzden sorular muazzam. Bir de bir soru soruyorsun, onun artık zamanla heyecanını da yaşamaya başlıyorsun. Evrenden gelen mesajları da görmeye başladığında çok daha nefis bir hale geliyor aslında hayatın. Peki o mesajları nasıl göreceğiz? Bence işin sırrı da orada aslında. Şöyle mesela sen bir soruyu sordun diyelim. Soruyu sordun ve bıraktın, hayatına devam ettin. Mesela ne dedin ya, işte ben saçımı kestirmeyi seçiyorum ama hani bunun için neler mümkün dedi. Ya da hangi renk yapmalıyım dedin. Orada mesela bir arkadaşınla sohbet ederken bir arkadaşın sana dedi ki ya şu renk saç sana çok yakışıyor. Ya da bir yerde bir televizyonda bir yerde bir şey izliyorsun. Oradan bir mesaj alabilirsin ya da ne bileyim başka bir yolda yürürken bir mesaj alabilirsin. Sadece hani onu hani biraz daha gözlemlemeyi, evrenden gelen mesajları algılamayı seçmek de lazım aslında. Fark etmek. Evet, fark etmeyi seçtiğinde gerçekten o çok güzel bir şekilde geliyor. Hatta bak ben sana şöyle bir örnek vereyim. Hatırlıyor musun ilk biz seninle röportaj yapmak için iletişime geçtiğimizde seninle röportaj yapacağımız tarih aslında benim İstanbul'a gitme tarihimdi. Evet, doğru. Ben İstanbul'a gidecektim. Biletimi ayarlıyordum ama henüz seninle iletişimde değildik. Biletimi alamıyorum. İstanbul'a gidemeyeceğim. Yani tren garını arıyorum, bankayı arıyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Sonra dedim ki ya dedim dışarıdaydım böyle gökyüzüne baktım. Ben dedim şu anda bu bileti alamıyorsam, İstanbul'a gidemiyorsa burada bana nasıl bir katkı var, nasıl bir alan açılacak? Hadi evren göster sihrini dedim. Yani yine bir soru bıraktım aslında, o alanı genişlettim. Yani şöyle demedim, kahretsin yine alamadığım bileti, bu niye böyle oluyor gibi. Buna girdiğinde o enerji alanını daraltıyorsun aslında. Hani benim yaptığım ne oldu? O enerji alanını açtım aslında, sonrasında da seninle tam İstanbul olduğum tarihte seninle çok güzel bir röportaj hediyesi varmış, katkısı evet, varmış evet. bana. Peki yanlış soru sorarsak ne olacak evrene? Ya yani sorma ihtimali var mı ya da? Yanlış ya da doğru diye bir şey de yok aslında. Hı-hı. Kime göre neye göre? Hani Akses bunu da söylüyor. Yanlış ya da doğru diye bir şey yok. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız işte ben aşık olmayı seçiyorum. Bunun için neler mümkün? Bu bile yeterli. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Peki hemen aşık olur muyuz? Süresi var mı ya da? Şimdi hani süresi vardı şöyle değil. İşte bunlar aslında hep mesela bu tarz sorular çok fazla gibi. Bu da bir beklenti. Ya sadece şunu seçseydik, neyi olmasını istiyorsak. Ya ben bunu seçiyorum. Bunun için neler mümkün? Soruyu sorup ve hiçbir beklentiye girmeden, çünkü beklentiye girdiğimiz her alanda bir blokaj oluşturuyor. Orayı sınırlandırıyoruz. Ya da hani hep diyorlar ya, işte ben şuradan param gelsin, ben bu işi yapacağım ya da şuraya gideceğim. Hayır, yani şuradan param gelsin diyerek sınırlandırma. Evren o kadar sınırsız ki, ya ben buraya gitmeyi seçiyorum. Bunun kolaylıkla, neşeyle olması için neler mümkün? Bunun için de alternatif gelir kaynaklarını kendime açıyorum. Hadi evren göster sihrini. Yani bu daha geniş oluyor. Bir yere takılıp kaldığında ne oluyor? Hem oradan bir beklenti içerisine girmiş oluyorsun, hem de alanını daraltmış oluyorsun. Mesela kadınlar genelde aldatıldıklarını söylerler. Sürekli neden benim başıma geliyor, neden benim başıma geliyor? Onları da iyileştirir mi bu? Hani hayatlarını etkiler mi?
bir kadın aldatılmayabilir mi artık yani bu uygulamayı yaptıktan sonra? Şöyle işte aldatılmak da aslında hani mesela bir kadının ya da erkeğin ya ben işte aldatılırım daha önce aldatıldıysa böyle bir şey yaşadıysa ben yine aldatılırım. İşte zaten böyle kadınlar beni bulur mu ya da böyle erkekler beni bulur mu bir daha olmaz gibi düşünceleri varsa evet diyorum haklısın. Sen aldatılacaksın ya da böyle bir kadın böyle bir erkek seni bulmayacak. Çünkü senin bilinçaltında bu var. Sen zaten direkt evreni hani gönderiyorsun. Aldatılır mıyım, yapar mıyım? Sadece hani bu olumsuz cümleleri de daha olumlu yerine koymak gerekiyor. Çünkü şöyle bir çark düşün beynimizde. Buraya en çok neyi koyuyorsan, olumlu şeyleri koyuyorsan o hayatın çarkı dönmeye başladığında olumlulara takılıyorsun sürekli. Ama olumsuzları koymaya başladığında o çark her döndüğünde olumsuz olaylara aslında takılıyorsun. Bu kadar basit aslında insanlara çok zormuş gibi geliyor ama zor olarak tanımladığımız için öyle bir tanımlama yaptığımız için aslında hayat bu kadar zor geliyor bize. Evet. Peki sormak mı, olumlama yapmak mı daha önemli sizce? Soruyu sormak mı evrene? Yani benim bakış açımla yani ben soru sormanın daha çok katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani olumlama yapıyorsun ve tamam evet olumlamalar da var. Çok güzel olumlamalar da var. Yapılabilir. Bu hafif geliyorsa bunu da yapabilirler. Ama soru sormak daha çok alan açıyor. Yani bir soru sorduğunda yani soruyu sordum algılamadığım burada ne varsa algılamayı seçiyorum dediğinde orada hani kendine bir alan açmış oluyorsun. Ben soru sormanın daha çok insana katkı olduğunu düşünenlerdenim. Evet. Peki mantrası nedir? Aksesi varsa. Evet. Ay yine bunu da çok seviyorum. Bak çok heyecanlandım. Aksesin mantrası yani sabahları 10 kez, akşamları 10 kez söyleyebilirler ya da gün içerisinde ne kadar isterlerse söyleyebilirler. Hayatın tümü bana kolaylık ve neşe ve ihtişamla gelir. Yani bu sözün güzelliğine bakar mısın? Yani diyor ki hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Zaten bu şekilde geliyorsa orada para da tamamdır, korku da yoktur, hiçbir şey yoktur aslında. Bunu hayatımıza davet etmeliyiz diye düşünüyorum. Aynı zamanda da şöyle baktığında bu cümlelerin, çünkü her şeyin bir frekansı var ve yaydığı bir titreşim var. Bu cümlelerin titreşimi ve yaydığı frekansla düşünsene hani senin ruhun, bedenin daha da böyle enerjisi yükselir yani ki etrafındakilere bile yansır bu. Evet. Seni seviyorum, sana teşekkür ediyorum, bana affet diye. O da Access Bars'la ilgisi var mı o mantranın? O şeyin Ho'oponopono'nun. Peki o, birbirinden ayıran farklar ne? Yani şöyle çok karıştırılıyor. Ben mesela birçok eğitimler aldım. Yani Access'in şöyle şey var. Hani seni soru alanını açıyor. Daha çok soru sordu. Soru sormak, o yargısız alandan işlemek yoksa diğer bütün teknikler çok güzel. Seanslarımda birçoğunu kullanıyorum. Ama bana hani benim bakış açıma, benim tarzıma Access benim için çok büyük bir aşktır mesela. Yani çünkü eğitimlerde de seanslarda da gördüm çok hızlı dönüşümler oluyor ve her şeyin bir bakış açısı olduğunu söylüyor aslında Access. Baktığımızda da öyle değil midir? Yani şurada bir bardak görürüz. Elimizi aldık bu bardağı. Sen oradan bakarsın, ay ne kadar hiç hoş değil ya, enerjisi kötü dersin. Ben bakarım derim ki, aa ne kadar güzel ya, bana ne kadar güzel bir enerjisi diyor, rengi falan ne kadar hoş derim. İkimize de yansıttığı enerjisi farklı olur. O yüzden neye nasıl bakıyorsak aslında hayatımızda onları davet ediyor ve onları yaşıyoruz. Yaşıyoruz, doğru. Peki her şey enerjidir ne demek? Şimdi her şey enerjidir, bu da çok güzel bir soru. Çünkü her şeyin, buradaki masanın, buradaki duran her şeyin, saçlarımızın, kıyafetlerimizin bile bir enerji ve yaydığı bir frekansı var. O yüzden bize katkı olacak enerjideki, frekanstaki cümleleri kullanmalıyız. Ya mesela şöyle düşün, sen mesela hayatında en çok neyi seversin mesela? En çok sevdiğin? Yazı yazmak. Yazı yazmak. Evet. Mesela hani yazı, sen yazı yazarken ki, enerji frekansın nasıl oluyor senin? Heyecanın artıyordur, daha yükseliyorsundur. Evet. O yüzden her şeyin enerjisi var. Bir şey mesela kıyafette bile ya, o kıyafet seni zorluyorsa, böyle ağır hissettiriyorsa giyme onu ya. Yani bu kadar basit. Onu giyip de çekiştireceksen ya da böyle ağır enerji hissedeceksen hiç gerek yok. O yüzden her şey enerji. Ve ben mesela hayatımda hep enerjiyi takip ediyorum. Bir programa gideceksem ya da biliyorsun bu son zamanlarda ben de çok fazla Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. Konuklarımı seçerken bile diyorum ki yani onun ne yaptığı işte çok ünlü olmuş şöyle olmuş onları hiç bakmıyorum. Enerjisi bana ne hissettiriyor? Önemli olan budur. Bana enerjisi iyi gelen, hafif gelen her şeyi seçiyorum. O yüzden buradan herkese söylüyorum. Kendinize sorun ya. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama orada bir kararsızlık yaşadınız. Şöyle bir gözünüz önüne getirin. Ya ben bunu seçersem bana enerjisi neyi,
nasıl hissettiriyor? Hafif bir enerji mi, ağır mı? Yine bu da aksesin araçlarından biridir. Yani eğer hafif bir enerji hissediyorsanız orada güzel şeyler vardır. Ama ağır, basık bir enerji hissediyorsanız orada size katkı olmayan bir alan vardır, bir enerji vardır. O yüzden enerjiyi takip etmek de benim en çok severek yaptığım durumlardan biridir. Mesela benim enerjimi hissediyor musunuz? Mesela ben böyle olumsuz bir şey düşünmüş olsaydım sizin hakkınızda size geçer miydi bu? Ya şöyle, ben o alana çok girmiyorum aslında. Şöyle hani karşımdaki hani benimle ilgili ne hisseder, ne yapar? Bunlar benim çok... Yorucu bir de değil mi? İlgi alanıma giren şeyler değil. Evet, yoğunlaşırsan bunu hissedebilirsin. Enerjisel olarak baktığında hiç konuşmadan da birçok kişiye aslında ulaşabiliriz. O yüzden bu hissedilir, evet bilinir ama ben buna çok girmiyorum. Hani kimseyi de tavsiye etmiyorum. Gerek yok. Yıpratır değil mi? Aynen öyle, hiç gerek yok. Peki nazar dediğimiz şey, bu negatif enerjilerden nasıl korunacağız? Aynı şey herhalde şimdi nazar. Şimdi aslında nazar da bir bakış açısı, biliyor musun? Ya ben böyle bakıyorum. Yani evet, bana nazar değer. Ya da işte bazen şey diyorlar. İşte benim migrenim, benim hastalığım, işte benim başa ağrım diyoruz ya. Orada o kadar sahipleniyoruz ki o şeyleri, benim. İşte bana nazar değer dediğimiz, evet nazar değer. Çünkü orada bir bakış açısı buna oluşturuyoruz. Buna inanıyorsun bir de. Buna inanıyoruz çünkü. Nedir? İnandığımız ve enerjisin, evet bu böyledir dediğimiz her şey gerçekleşir hayatımızda. O yüzden ya ben bunun da bir bakış açısı olduğunu inananlardan. Hani öyle bir şey hissediyorlarsa ben şu anda bu nazar değer enerjisinden çıkmayı seçiyorum. Bunun için neler mümkün deyip, ya da böyle bir şey varsa bunun yıkıp yaratımını iptal ediyorum diyebilirler. Peki benim zihnim özellikle çok konuşuyor. Nasıl, neden konuşur? Ve neden susturamayız? Ve bizi yorar. Şimdi aslında zihnimiz en çok nelerden dolayı konuşur? O olay karşısında, o her neyse tanımlama ve sonuçlandırma yapıyorsa. Ya mesela diyelim ki sen bir araba alacaksın. İşte ben bu arabayı alacağım ama olur mu olmaz mı, para nasıl gelecek, arkada beyin konuşuyor. Yani orada onu susturmak gerekiyor. Gerekirse hani destek almak gerekiyor. Ya da hani ben şu anda bu konuşan beynim, evet şu anda bunu aslında alıp kabul etmek de gerekiyor. Şu anda beynim konuşuyor. Ben burada çok yoğun bunu hissediyorum. Önce bunu alıp kabul edeceğiz. Evet burada bu var ama ben bu alandan çıkmayı seçiyorum işte. Zihnimi susturmayı seçiyorum. Bunun için neler mümkün deyip, evren sen de beni bu konuda destekler misin deyip o enerji alanından aslında çıkmamız gerekiyor. Bazen de ne oluyor biliyor musun? Yine Access Bias'ın araçlarından gerçekten o zihnimizi konuşan şeyler aslında bize mi ait? Yoksa başkasının enerjisiyle bize gelen duygular mı? Orada mesela küçük bir uygulama vereyim ben, zihnimiz konuştuğunda ya da başka bir durum yaşadığımızda, bir yerimiz ağrıdığında da olabilir bu. Böyle bir 20-30 defa bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Sonrasında bu kime ait bilinç ekleyip kaynağına gönderiyorum. Yani sizde enerjisi olarak başka birinin bir sohbet esnasında bir konuşmasından da gelebilir. Ya da başka bir olaydan da, televizyondan bir yerden izlediğiniz bir olaydan da gelebilir. Orada hemen bu kime ait bilinç ekleyip kaynağına gönderiyorum dediğinizde, o gelen kişiyi de aslında gönderdiğinizde, bilinç ekleyip gönderdiğinizde onu da şifalandırmış oluyorsunuz. Peki hemen iyileşiyor muyuz? Yani şöyle, ben bunu çok kullanıyorum, Access Bars'ın bu aracını. Mesela eğitimlerimde de zaten bunun tekniğini veriyoruz. Gerçekten çok hızlı bir etkisi oluyor. Evet. Tabii ki buna inanmak da önemli. Ya sen zaten bundan bir şey olmaz, ne olacak ki söyleyince dersen tabii ki bu olmaz. Evet. Bir de şu açıdan bakalım hani... İsmini nereden biliyordun? İşte annemiz, babamız, birileri bize söyledi, duyduk, bilinçaltına işledi. Ben Ayşe'yim diyorum, Fatma'yım hiç demiyorum. İşte bizim ağzımızdan çıkan sözler de öyle çıkıyor, duyuyoruz, bilinçaltına işliyor. Evet, ben Ayşe'yim diyorum, yaşıyorum. Ya da diğer olaylar da öyle. O yüzden olabildiğince olumlu şeyler düşünmeye başlayalım. Yani olumsuz olaylar da yaşadığımızda tabii ki onu kabul edelim. Öfkelendik, kızdık ya da bir kıskançlık yaşadık. Onu yok sayalım demiyorum. Orada onu kabul edip, ya evet ben burada kıskançlık yaşıyorum. Ben burada öfkelendim. Evet bunu şu anda alıp kabul ediyorum. Çünkü ben bu duyguyu şu anda yaşıyorum. Ama bunu dönüştürmeyi seçiyorum. Bu alandan çıkmayı seçiyorum. Bunun bana öğretmesi gereken neyse, katkısı neyse ya da bu olay bana neyi göstermeye çalışıyor? Bunu görmeyi seçip ve bu alandan çıkmayı seçiyorum. Bu kadar. Basit aslında. Aynen öyle. Peki düşüncelerimizin hayatımızdaki önemi nedir?
Hayatımızı yönlendiriyor değil mi düşünceler? Kesinlikle. Yani aslında şurada beyinde neyi düşünüyorsan onu yaşıyorsun. Biraz önce de bahsettim. Ben hep yorgunum, yorgunum, yorgunum diyorsan çok haklısın. Sen hep yorgun olacaksın. Çünkü sen buna inanmışsın. Bunu sürekli söylüyorsun ve gündeminde sürekli bu var. Ne olacak? Gündeminde ne varsa aslında onu yaşıyorsun. Hemen birkaç bir şey daha söylemek istedim. Mesela bizi izleyenler de şu anda bir not alın. Gün içerisinde bunu 2-3 gün yapın. En çok hangi kelimeleri kullanıyorsunuz? Hı hı. Yaz, tek tek yaz. Bak bakalım, sonra bir bak. O kelimelerden aslında ibaretsin. Onları hayatına çeker ve onları yaşarsın. Mesela ben hep hayatımda kolaylığı seçiyorum işte. Neyi seçiyorsan bunun kolaylık, neşe ve ihtişamlı olması için neler mümkün dedim. Evet, birçok işimde gerçekten kolaylıkla oluyor ve bana işte birçok arkadaş, Ayşe bu kadar insana sen nasıl ulaşıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun? İşte o çok zor bir insandır, onu nasıl program yapmaya ikna ettin diyor. Diyorum ki bu senin bakış açın. Sen zor diye tanımlamışsın ama ben zor diyerek tanımlamıyorum ya da onun olmamasına da gönüllü oluyorum. Seçersin, seçmezsen başka biriyle yoluma devam ediyorum. Bırakmak aslında tam da bu değil mi? Aynen. Bırak öyle. Olayı. Yani şunu yapıyorum. Evet, ben bu kişiyle program yapmayı seçiyorum. Tanınmış ünlü bir isim olabilir. Hiç önemli değil. Tabii ki o da seçer ve isterse. Yani bunun için neler mümkün deyip sorumu sorup hiçbir beklenti içerisine girmeden de yoluma devam ediyorum. Aslında bu. Hani her duruma, olmasına da olmamasına da alıp kabul etmek gerekiyor. Evet. Peki düşünce gücüyle tedavi olunur mu? Kesinlikle olur. Yani biliyorsun birçok kanser hastası da birçok konularda düşünce gücüyle tedavi çok fazla zaten gündemde. Birçok yapılan araştırmalarda da zaten bu çok göz önüne serildi. Yani yine aslında aynı konuya geliyoruz. Biraz önceki söylediğim gibi sen değiş, dünya değişsin. Bakış açın değiş, dünya değişsin. Ya da düşünceni değiştir, dünya değişsin. Aslında olaylar ya da durumlar değişmiyor. Sen değiştiğin için o dünyaya, o olaya farklı bir gözle bakmayı seçiyorsun. Yani şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir arkadaşınız var. Size hiç yapılması gereken bir şey yaptı. Sizi üzdü, kırdı. Gerçekten size ihanet etti diyelim. Ya buna şöyle bakalım. Ya evet, bu arkadaşım beni üzdü, ihanet etti. Birçok şey yaptı ama burada işte seçim devreye giriyor yine. Sen bu kişiyi böyle alıp kabul edip bununla arkadaşına devam etmek istiyor musun? Bir kendine sor onu. Evetse şikayet etmeden devam et. Ama yok, hayır, ben bu kişiyle böyle bu arkadaşımı devam ettirmeye gönüllü değilim diyorsan, bunu görmeyi seçtim. İşte evren, o yüce yaradan ne diyorsan onun adına, bana bunu gösterdiği için çok teşekkür ediyorum ve yoluma devam etmemeyi seçiyorum deyip yoluna gidebilirsin aslında. Peki en zoru da negatif düşünceleri pozitife çevirmek herhalde değil mi? Onu nasıl yapacağız? Şimdi onu nasıl yapacağız? Aslında bu biraz da karşı taraftaki kişiye bağlı. Hani bir eğitim de alsa, bir seans da alsa gerçekten kişi bunu dönüştürmeyi seçiyor mu? Birçok duyguyu kabul edebilir. Evet, ben bunu yaşıyorum ama karşı taraf bunu değiştirmeye gönüllü olmadığı sürece bizler hiçbir şey yapamayız. Bizler sadece aracıyız aslında. Hani der ki benim şu sorunum var, ben bunu bu bakış açımı değiştirmeyi seçiyorum deyip bize geldiğinde ancak biz onu dönüştürebiliriz. Yani biz aslında bir şey yapmıyoruz, sadece aracıyız, vesile oluyoruz bir şekilde şifalanmasına ya da o konuyla ilgili dönüştürmesine. Kişinin seçmesi gerekiyor. Hani her şey kişide bitiyor. Birçok insan der ki ben şunu istiyorum, bunu istiyorum ama bazen soruyorum. Diyorum ki sen bunu gerçekten istiyor musun? Bunu dönüştürmeyi gerçekten seçiyor musun? Bir kalbine sorar mısın dediğinde bakıyor böyle. Evet ya, ben bunu gerçekten istemiyorum. Aslında istiyor gibi görünüp ama aslında istemiyor. Kalben istemiyor. Kalp önemli. Aynen öyle. Peki düşünce okuyor musunuz? Ya da okunabiliyor mu? Yani ben çok o konulara girmiyorum açıkçası. Kimsenin düşüncesi beni çok ilgi alanıma girmiyor. Sizinle ilgili olanlar da mı ilgilendiriyor? Valla benimle ilgili olanlar da hiç ilgilendirmiyor. Yani bu, evet, bunun başka teknikler var. Bunu yapılabilen, yoğunlaşırsa bu olabilecek bir şeydir ama benim çok ilgi alanıma değil. Ya benimle ilgili, mesela sen benimle ilgili ne düşünüyorsun? İnan hiç umurumda değil. Hiç bununla ilgilenmiyorum. Yani çok merak ediyorsam derim ki karşına geçelim. Özgeciğim ya şu konuyla ilgili benimle ilgili ne düşünüyorsun? Doğru söylemezse? Söyler veya söylemez. O da onun seçimi yani. O da onu ilgilendirir. Peki biyoenerjiyle arasında bir benzerlik yok değil mi? Aksi. Yok, hayır. Biyoenerji biraz daha farklı. Hani ben hiç zaten bilmiyorum biyoenerji. Hani hem ne eğitimini aldım ne de birkaç seans aldım ama sadece deneyimledim. Ama ondan da çok güzel etki alanlar var. Bu kadar. Hani çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok ilgi alanıma giren bildiğim bir teknik değil. Peki Access Bars'ın araçları neler? Access Bars'ın araçları bundan daha iyi nasıl olur? Bu çok muhteşem bir şey. Bazen diyorlar ki Ayşe Hanım nasıl, yani kötü bir şey olduğunda bundan daha iyi nasıl olur denir mi? Nasıl diyeceğiz bunu diyor. Evet, denir.
Şimdi bundan daha iyi nasıl olur? Yaşadığımız olumlu bir olay karşısında da olumsuz bir olay karşısında hemen bunu aslında söyleyebiliriz. Olumsuz bir olay yaşadığımızda, atıyorum bir kaza yaptık, işte ne bileyim bir yerde bir şey yaşadık, başka bir olayın içerisinde bulunduk. Orada hemen bundan daha iyi nasıl olur dediğinde aslında o olayı daha olumlu hale getiriyor. Sorular sadece yani araçları. Evet evet, bu bir aracıdır onun. Ya da olumlu bir şey yaşadığımızda da onu daha olumlu hale getiriyor aslında. Hani birçok insan güzel bir şey yaşıyor, ay bir tesadüf oldu ya, nasıl olur ki falan diyor. İşte burada da aslında bir şey koyuyorsun. Güzel bir şey yaşamışsın. Neden nasıl olur ki? Sen bunu hak ediyorsun bir kere. Hak ettiğinden hiç şüphen olmasın. E ben bu güzel olayı yaşadım. Bundan daha iyi nasıl olur? Daha başka neleri yaşayabilirim? Hadi evren göster sihirini. Ya ben mesela evrenle cilveleşmeyi çok seviyorum. Bunu birçok arkadaşım da soruyor. Sabah kalktım böyle işte. Bugün işte ben şunu seçiyorum. Ama bunun olması için neler mümkün? Sevgili evren, sen de bu konuda beni destekler misin lütfen? Hatta seni bu konuda görevlendiriyorum. Konuşuyorsun yani. Evet, evet, arkadaş gibi. Bildiğin arkadaş gibi konuşuyorum böyle ama çok eğlenceli oluyor. Ben herkese tavsiye ediyorum. Çünkü orada da aslında alan açıyorsun kendine. Bende de şöyle bir korku oluyor. Mesela güzel bir şey yaşadıktan sonra eyvah kesin bir şey yaşayacağım. Kesin çok ağlayacağım. Bu da mı acaba benim bilinçaltımla ilgili? İşte bak, çok muhteşem bir soru sordun Özgeciğim. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Orada da aslında şöyle oluyor. Hemen oraya bir blokaj koymuş oluyorsun. Bu arada eteğime takıldı. Orada bir blokaj koymuş oluyorsun. Ya sen güzel bir olayı yaşamayı hak ediyorsun. Sonuna kadar hak ediyorsun. Sen sonsuz varlıksın, güzel bir kadınsın. O her neyse, bunu yaşamayı hak ediyorsun. Bundan bir an önce hiçbir şekilde şüphe duymamalısın. Yaşadın ya. Bugün çok güzel, nefis bir olay yaşadım. Bundan daha iyi nasıl olur? Peki şimdi sırada ne var? Evren teşekkür ederim ya. Ya da işte o yüce yaradan çok teşekkür ederim. Bana bunu yaşattığın için şükürler olsun. Yani bunu söylediğini daha da fazla güzelleri yaşamaya hayatına davet edersin. Senin gibi söylediğinde ne olacak? Hemen bir blokaj koyacaksın. Bir kısır döngü. Hani direkt sınırlıyorsun evet. Aslında. Peki insan bu kadar güzel şeyler yaşarsa doyumsuz olmaz mı? Biraz daha acı keder de gerekmiyor diyormuş. Neye göre, kime göre? Hani, ha, bu da bir blokaj. Neye göre, kime göre yani? Doğru. Neden ben bu hayatta kolaylık varken ben bu hayata kolaylığı seçiyorum ya. Bu kadar, hani başkası ne düşünür bilmiyorum. Ben kolaylığı seçiyorum. Ki benim hani paylaştığım birçok konu da var seninle. Hayatımdaki birçok iletişime geçtiğim, birçok kişiyle de yaşadığım olaylar olsun, kendi adıma yaşadığım olay, hep kolaylık o. Çünkü ben hep zihnimde, bilinçaltımda hep kolaylık var. Tabii ki bunu söylerken yaşadığım olumsuzluklar da oluyor, olmaz mı? Hani ben zaten çok duygusal da bir insanım, ağladığım, öfkelendiğim zamanlar da oluyor. Ama onu değiştirmeyi öğrendim, dönüştürmeyi öğrendim ve hala da öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü ben şunu fark ettim. İnsanın kendini araması, kendini bulması, kendini her daim keşfetmesi o kadar muazzam bir şey ki. Her gün aslında yeni bir bene uyanıyorum ya da her gün yaşadığım bir olayda, bugün şu anda burada da aslında seninle sohbet ederken de yeni bir Ayşe ile bugüne başladım. Benim de şu anda fark etmediğim, daha sonra izlediğimde algıladığım, fark ettiğim bambaşka belki söylemlerimi, yönümü fark edeceğim. O yüzden kendini keşfetmek, kendinin her yönüyle alıp kabul etmek o kadar muazzam bir şey ki. Ve ben hep şunu söylerim, karşınızdaki kişi sizi her halinizi alıp kabul edebiliyorsa bana göre dünyanın en çekici insanıdır yani. Evet. Ben öyle bakıyorum, dünyanın en çekici insanları bana göre karşınızdakinin kendisinin yapmayacağı bir durum olsa bile onu yargısızca, nötr bir şekilde alıp kabul edebiliyorsa dünyanın en çekici insanıdır bana göre. Evet. Ben biraz da şunu anladım Akses Başlı'dan, hani zor bir süreçten geçen insanlar biraz kendini rahatlatmak için mi başvuruyorlar? Hayır, aslında Akses Bars deyince işte bir olay yaşaman gerekiyor ya da bir sıkıntın olacak da Akses Bars'ı alacaksın, öğreneceksin diye değil. Hayatında daha fazlasını yaratmak isteyen, ya evet ben şu anda işim var, gücüm var, her şey tamam ama daha fazla ne yapabilirim? Daha fazla neşeyi, daha fazla olasılığı hayatıma nasıl davet edebilirim diyenler için de sonsuz olasılıklar açıyor. Sadece hani sıkıntı yaşayanlar için değil aslında. Peki eğitmeni herkes olabiliyor mu? Şöyle oluyor, 3 tane Access Bars eğitimi alman gerekiyor. Yani 3 farklı hocadan Access Bars eğitimi alman gerekiyor. Ondan sonrasında eğitmen olabiliyorsun. Sonra bir süreci daha var. Onu da tamamladıktan sonra Access Bars eğitmeni olabiliyorsun. Peki ne kadar sürüyor bu eğitim? Şöyle, Access Bars birinci eğitimi aldığında 8 saat kadar sürüyor. Bir günlük bir eğitim. Sonra ikincisini alıyorsun, sonra üçüncüsünü alıyorsun. Yine bunlar aynı eğitim ama
Üç farklı enerjide, yani üç farklı eğitmenden bunu alıyorsun. Sonrasında belli birkaç prosedürü var. Ondan sonra da eğitmen olabiliyorsun. Olur. Peki kendi kendimize yapabiliyor muyuz? Akses varsa mı? Akses varsa. Şöyle bazı barlarını çalıştırabiliriz kendi kendimize. Ama tabii ki araçlarını, işte bu söylediğim biraz önce konuşmanın hepsini kullanabiliriz kendimizde. Herkes bu arada uygulamayı çok merak ediyor. Böyle kısa bir örnek gösterebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle zaten hani kendimize de bazı süreçlerini uygulayabiliyoruz. Proseslerini zaten araçlarını her zaman kullanabiliyoruz. Hani şu şekilde anından başlayarak bazı noktaları var. O noktalara dokunuşlar yaparak hani bu eğitimin içerisinde zaten çok detaylı gösteriyor. Enerji çekme var. İlk önce enerjiyi çekiyoruz. Sonrasında diğer barlar var. Yine böyle kulak arkasında, başımızın üst tarafında, bu yan taraflarında barlar var. O barlara böyle dokunuşlar yaparak her barında bekleme süresi var. İşte açılışta ne kadar? Birer dakikalık var. Sonrasında bir 10 dakikalık barımız var. Sonrasında 5 dakika. Sonra yine kapanışta birer dakikalık barlarımız var. Hı hı. Onlara dokunuşlar yaparak, proseslerle de destekleyerek aslında yapabiliyoruz. Tabii ki bu tam full seansı kendimize birebir yapamıyoruz ama bazı barları çalıştırarak bunları yapabiliriz. Çakra nedir peki? Bunlar çakra mı oluyor? Çakra değil, bar. Ha, o barlar bar. Şöyle yani mesela atıyorum şu bar işte para kontrol barı ya da işte şuraya dokunduğunda orada aşk, sağlık, cinsellik barı var. Yani o dokunuşları yaptığında orada parayla ilgili işte cinsellikle, aşkla ilgili herhangi bir blokajın varsa ya da orada bir bakış açın varsa onları dönüştürüyor aslında. Siz peki hissediyor musunuz dokunduğunuzdan mesela senin aşkla ilgili bir sorunun var? Şöyle hani öyle demiyoruz ama bazen böyle hani enerjisi olarak alanı okumaya başladığında bazen işte bir proses çalıştırıyorsun diyor ki aa diyor ben tam da bunu yaşıyordum diyor tam da o konuyla ilgili yaptınız diyor. Aslında enerjisel olarak hani o kişinin belki dile getirmek istemediği bir şey ya da hani ben zaten çok böyle sormam işte şunu mu yapayım bunu mu yapayım kendisi sorarsa ona göre devam ederiz. Onun özgür iradesi olmadan zaten hiçbir şekilde yapmıyoruz. Bazen böyle hissediliyor ama danışanlarım da söylüyorlar. Peki eğitimde neler yapılabiliyor? Eğitimde neler yapılabiliyor? İlk başında bir izlenmesi gereken bir videomuz var. Onu izliyoruz. Sonrasında Access Bar nasıl başlamıştır? İşte tekniği nedir? Nasıl uygulanır? Araçlarını, proseslerini, teknik bilgiyi verip sonrasında da iki seans alıyoruz, iki seans veriyoruz. Yani bir eğitime gelen kişi iki tane seans alıyor orada. İki tane seans da bir başkasına yapıyor. Yani hem öğreniyor hem de kendisi nasıl yapılır bunu da gözlemlemiş oluyor. Yaklaşık da 8 saat kadar sürüyor. Dönüşü ne kadar sürede alırız peki dönüşü? Dönüşü derken? Yani sana olan etkileri hayatına. Etkileri şöyle zaten ilk seansta bile o kadar çok etkisini görenler var ki. Bazen ikinci, üçüncü seansta bazen diyor ki seansı ya ben hiçbir şey hissetmedim ya. Hiçbir şey olmadı ki falan diyenler de var. Ama bir gün sonra şöyle bir şey oldu diye dönüş yapanlar da oluyor. Evet. Peki uzaktan da yapılabiliyor mu bu seanslar? Şimdi Access Bar seansı uzaktan yapılamıyor maalesef. Çünkü dokunuş yapman gerektiği için o yüzden Access Bar seansını uzaktan yapamıyoruz. Ama eğitimini uzaktan yapabiliyoruz. Şöyle onun da tek şartı eğitim alacak kişilerden yani bir evde iki kişinin olması gerekiyor. Çünkü birbirlerine seans yapacaklar dokunmaları gerektiği için başındaki bar noktalarına. O yüzden tek şartı bu eğitim kısmına. Evet. Demin de sormuştum size ama gene sormak istiyorum. Kuantum var biliyorsunuz, biyoenerji var, hopanop var. Hopanopanı. Birbirinden farkları ne bunların? Hepsi birbirinin aynısı gibi ama değil gibi diye. Şöyle aslında Theta Healing'i de ekleyeyim ben. Lakşemi evet, enerjisi de var. İşte birçok başka reiki var. Birçok alan, var. Aslında hani baktığında, özüne baktığında hepsinin gittiği nokta aynı. Yani daha çok kendin olmak, kendi içsel yolculuğuna gitmek. Ya sana ne iyi geliyor? Benden mesela Access Bars eğitimi almaya gelmiş olan birine bile ya ben kararsızım alsam mı ya şu tekniği de istiyorum ama dediğinde bile şöyle diyorum. Diyorum ki sana ne iyi gelecek? Sen neyi seçiyorsun? Bak hani şu alana bak, bu alana bak, sana ne iyi geliyor? Aslında kime ne iyi geliyor? Bana mesela Access bende çok fazla, ben çok seviyorum. Bana Access daha iyi geliyor. Aslında hepsinin gittiği nokta aynı. Aynı yere gidiyor. Aslında sadece birazcık gidiş yolu farklı. Orada da yine seçimler devreye giriyor. Kime ne iyi geliyorsa ama Access'in artı olarak ben hani deneyimlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Daha çok sana olasılıkları açıyor.
Yani olasılıklar alanını açıyor. Soru sorarak o evrenle konuşmanın, soru sormanın, o sonsuz olasılıklar sana geldiğinde ne yapman gerektiğini ya da daha fazla kendin olduğunda hayatında nelerin gelebileceği alanını aslında seni hazırlıyor. O yüzden ben biraz daha aksesliyim, öyle söyleyeyim. Pandemide peki nasıl geçti zaman? Daha böyle psikolojiler biliyorsunuz allak bullak oldu. İnsanların en çok bu dönemde ihtiyacı var herhalde bu tarz şeylere. Evet, aslında şöyle, yine bu pandemiye de aslında bakış açımız bizi nasıl bir şekil alacağımıza yönlendiriyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Pandemi ilk geldi, bütün arkadaşlarım beni aradı. Ayşe, biz hadi kendimizi geçtik ama sen sürekli seyahat halindesin, hani gidiyordun. Şimdi sen nasıl evde duracaksın, biz seni merak ediyoruz diye böyle bir soru sordum. Dedim ki, ben dedim şöyle bir soru sormuştum işte, evet evdeyim, çok alışkın olmadığım bir durum. Ama hemen yine tabii ki kendi araçlarımı kullanarak ben bu süreçte, evde kaldığımız süreçte daha önce yapmadığım, bana ve bütüne katkı olacak neyi yapabilirim diye böyle bir soru sordum yine her zamanki gibi. Sonra yani benim için şöyle oldu, benim için canlı yayınlar başladı. Ben daha önce hiç canlı yayın yapmamıştım ve sonrasında bir her gün canlı yayınlar yapmaya başladım. Bunun içinde hepimizin tanıdığı isimler de vardı, yine alanında kendi uzman olan kişiler de vardı. Mesela bana öyle katkısı olmuştu ve bana orada çok geniş bir alan açıldı. Ve birçok arkadaşım, dostum da aslında olmaya başladı bu canlı yayınlar sürecinde. O yüzden eğer bu işte evde kaldık, aman ne olacağız diyerek bakıyorsak, evet günlerimiz çok zor geçiyor, geçmek bilmiyor. Ama ona evet, biz şu anda bunu yaşıyoruz, bir kere bunu yok sayamayız, böyle bir süreç var. Ama bunu daha bize avantaj getirecek bir kısmı nasıl çevirebiliriz? Yani maskeyle bile ben eğlenmeyi seçiyorum. İşte renkli maskeler aldım, İşte bugün bu maskeyi takıyorum, bugün bu maskenin bana hediyesi, katkısı nelerdi? Yani hayata aslında ben eğlence, neşeyle bakmayı seçiyorum. Ölürken bile neşeli bir şekilde ölmeyi seçiyorum. Çünkü o mutsuzluğun, negatifliğin, o frekansın titreşimini ne kendime ne de bir başka birisine yaymayı seçmiyorum. Çünkü o kadar, o negatif düşünceler o kadar hızlı yayılıyor ki, yani senin, benim ya da bir başkasının pozitif düşüncesinin o yaydığı frekansın titreşim etrafa öyle bir yayılıyor ki, belki de senin o pozitif bakışın başka birinin de farkındalıklı bir uyanışa katkı oluyor. Ben böyle bakıyorum. O yüzden daha fazla hani pozitif nasıl olabilirim diye hep bunun yollarını arıyorum. Her geçen günde başka ne olabilir diye hep soru bırakıyorum evrene. Peki insanlara ne önerirsiniz? Evde ne yapabilirler? Ne gibi uygulamalar kendilerini rahatlatacak? Yani ne yapabilirler? Mesela küçük küçük meditasyonlar yapabilirler. Kendilerine iyi gelen bir şey, müziği açıp orada sessiz kalabilirler biraz. Çünkü birçok insan aslında bu süreçte belki biraz kendisiyle baş başa kalmayı da öğrendi, evet, değil mi? En çok aslında bize bunu verdi. Ben küçük bir uygulama gösterebilirim. İstediğiniz bir müziği açıp sessiz bir ortamda vücudunuzu gevşemiş bir şekilde hissedip bu üçüncü gözünüzü karşınızda hayal edip onunla orada konuşabilirsiniz. Yani neyi bırakmayı seçiyorsanız ya da neyin olmasını istiyorsanız bunu imgeleme yapabilirsiniz. Bu çok güzel kendi oluyor. Kendi kendine konuşacaksın yani. Evet, üçüncü gözünü karşı, yani iki kaşının ortasını karşında hayal edip bunu yapabilirsin. Ya da Access Bars'ın matrasını kullanabilirler. Yani sabah uyandınız. Evet, ben hep şunu diyorum, birçok paylaşımında da var. Sabah uyandın, hayallerinin ötesinde nefis, ihtişamlı, sonsuz olasılıklarla dolu bir güne uyanmamış olabilirsin. Ama uyanmayı, bugünün sonsuz olasılıklarla dolu harika bir gün olduğunu hatırlamayı seçebilirsin. Yani her daim bunu hatırlamayı seçsinler. Bence bu çok daha nefis bir şekilde hayatlarındaki enerjiyi ya da o frekansı yükseltir diye düşünüyorum. Tabii ki her şeyden önce seçmek gerekiyor. Siz gerçekten hayatınızda kolaylığı, neşeyi, pozitif düşünceleri seçiyor musunuz? Önemli olan nokta da bu. Aslında soracak o kadar çok soru var ki Ayşe Hanım, da süremiz biraz kısıtlı. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Siz sosyal projelerle de ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir hasta çocuğa da yardım kampanyası düzenlediniz sanırım. O ayrıntıları alabilir miyiz? Evet, şu anda yaklaşık bir aydır SEMA hastaları için bir kampanya başlattık. Evet. Yani Hamza bebek var. Yaklaşık bir ay işte sürekli onunla ilgili canlı yayınlar yapıyoruz. Birçok hani tanıdığım ünlü isimlerle onlarla canlı yayınlar yaptık. Yani aslında onun sesini daha fazla kişiye duyurabilmek. Biliyorsunuz ki bu o kadar yüksek fiyatlar ki bu tedavi.
O yüzden hani her geçen gün, hatta bir ara her gün yapıyordum. Yine cumartesi günleri yine var, yine böyle devam ediyor. O yüzden ben de buradan böyle konu açılmışken herkesi iyiliğe davet ediyorum. AyşeGüzel.com'dan da profilimde linki var. Oradan da bağış yapabilirler. Ya da Hamza Yaşasın profiline girerek oradan da tüm detayları alabilirler. Yani şöyle düşünün. Bazen diyorlar ki ya Ayşe Hanım, bizim toplayacağımız 5-10'la olur mu bu kadar para? Yani 1 milyonu şu anda yakalamak üzereyiz. Yani o Mevla'ya ulaştık diyebiliyorum. Güncel tutarı şu anda bugün almadım ama. Şöyle düşünün. İki tane kahve içiyorsanız günde, bir kahvesini iyilik için yapsanız bu ne yaratırdı yani? Bu ne kadar güzel bir şey oldu. Hatta şöyle bir kampanya da biz başlattık. Hamza'ya bağış yapan ve de kontunu benimle paylaşan herkese ben bireysel çalışma yapıyorum. İstediği bir konuyla ilgili. Bunu da buradan söyleyelim. Bunu seçenler olursa, bana dekontunu AyşeGüzel.com'dan atarlarsa ben herkese seans yapıyorum. Hani böyle de bir kampanya da başlattık. O yüzden yani iyilik İnşallah. Yapalım. Hep birlikte yapabiliriz. Belki ben hep şey diyorum, bununla ilgili yetkili kişiler, ilaç firmalı ya da her neyse bir çalışma yapılıyordur. Eminim yapıldığına da. Çünkü çok gündemde. Ama bu çalışma yapılırken de biz bu çocukları kaybetmeyelim. Hep birlikte iyilik enerjisiyle destek olalım, katkıda bulunalım diyorum. Peki son olarak evrene mesajınız nedir buradan? Alalım mesajınızı. Evrene hemen bir mesaj gönderiyorum. Ben her gün yaptığım şey var. Ya bugün yeni bir güne uyanıyorum. Bugünün bana hediyesi, katkısı nelerdir? Bugün daha önce algılamadığım, fark etmediğim neyi algılar ve hissedersem kendime ve bütüne katkı olabilirim. Düşünsene herkes, ben bugün hem kendime hem bütüne katkı olmayı seçiyorum. Bu cümleyi kullanırsa düşünün de 1 milyon, 2 milyon kişinin bu cümleyi kullandığını, o frekansın yaydığı evet, titreşimi düşünebiliyor musun? Dünya muhteşem bir yer olurdu herhalde. Çok teşekkürler Ayşe Hanım, değer kattınız. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.